Şimdi bakın şunu söyleyelim. Hayır. Şimdi bak burası beğenmediğimiz Batı Avrupa. Hatta Batı Avrupa'dan çok daha cahil. Amerika Birleşik Devletleri olsa yani o düzeyde olsa bilim. Ne Gülşen İraz ne de Abdülbaki Gölpınarlı gibi bir müdekkik ve mütercim hatırlardan çıkar. Yani her persolog dediğimiz İran uzmanı, Fars dili tarihçisi, tasavvuf tarihçisi bu iki metni ezbere bilir. Yani ve mutlaka biri uyusa öbürü yakalar. Bilen Abdülbaki Gölpınar desek herhalde adını bilen yoktur. Yani şimdi uzman ismini bilmiyor. Bir de gerçi yani kitapları hala satıyor. Ben kimseyle şey yapmak istemem ama mesela Edebiyat Fakültelerinin Fars dili bölümündeki insanlar, tasavvuf tarihçileri daha daha uygar olsak bütün Osmanlı edebiyatçıları ve tarihçileri bu iki metni ezbere bilir. Yani biri uyusa öbürü yakalar mutlaka. Ölü olması gerekir. Eğer yok canım şimdi yeni bitti. Moda çıktı. Gölpınarlı hata yapmış doğrusu budur diyor. Evet. Utanmadan. Kim bunu yapanlar var. Üniversitede var bunu yapanlar. Ha. Doğrusu hata yapmış doğrusu budur diyorlar. Tam bilemiyor yani. Evet. Hayır efendim uyduruyorlar. Yani kendisini şey yapmıyor. Ben şu şeye dönmüştüm. Hocamın demin söylediği lafa Türk milli dil milliyetçiliğine. Hakikaten şimdi baktığınız zaman Türkiye'de entelektüeller arasında bir yani sizin dışınızda neredeyse müthiş bir şey var. Türkçeyi küçümsemek ya. Bu Türkçe çok az. O zaten ama başka dilleri de iyi bilmiyorlar. Yani şimdi bakın ben size söyleyeyim. Burada İngilizce, Fransızca, Almanca falan demek bir kere o dilleri çağdaş yapısıyla bilmek demektir bizde. Yani en iyi bilen öyle biliyor. Halbuki bunların arkasında Yunanca yatar, Latince yatar. Avrupa dillerinin yüzde bilmem 80'i bunsuz yapılamaz edebi ve ilmi olarak. Çünkü kaynak diller, besleyen diller onlardır. Gramer olarak değil. Gramer olarak İtalyanca, Latince değildir. Yani fiiller ikinci yerde falan olan bir dilin Latince ile ilgisi yapı olarak Portekiz, o kadar şey değil değildir. He? Portekiz daha çok benziyor. Portekiz daha, çok Portekiz, evet. Portekiz daha garip yapı da Türkçe de çok şey yapar ama bunu bilirler ve mesela eski Sakson metinlerini falan okuyamayanlar ne Germanist olur ne Anglist ne İngilizceci. Böyle bir şeyin olmadığı ya, İlber, yerde. Türkiye'de 70 sene önce çıkmış kitabı okuyamıyorlar. Yani o zaman şimdi Türkiye'nin nesini küçümsüyorsun? Yani bilmediğiniz şeyleri küçümsersiniz. Bu çok önemli bir şeydir. Medeniyetlerde en önemli olay şu. Ben onu sevmiyorum. Peki niye sevmiyorsun? Bir kere tramvayda duyarsan konuşulduğunu sevmezsin. İspanyolca metroda dinlersen hiç hoş bir insan değil. Ama tiyatroda dinlersen bayağı da hoş bir dil yani. Peki mesela şeyde yani şimdi Atatürk'ün bütün devrimlerine hakikaten saygı duyuyoruz, sahip çıkıyoruz falan ama mesela, baktığınız zaman şimdi işte geçen gün de söyledik. Şimdi bizim müthiş bir yukarıda kütüphane kurduk. Ama okuyamıyoruz. Murat'tan başka bunları okuyabilen yok. Murat Osmanlıca. Teferika takımına ben size başka şey söyleyeyim. Hep söylerdim ya. Büyük annesiyle büyük dedesinin mektuplaşmasını okuyamayan bir milletiz diye. Okuyamayanlarınkini Murat okuyor ve hiç iyi olmuyor tabii. Çok iyi olmuyor. Yani bazı sevgililerin, karı kocanın gizli mektuplaşmasını falan okuyup etrafa yaymak ki çok zevkli. Müthiş dedikoducudur. Hiç hoş olmuyor. Biyografi. Yani. Biz söylüyoruz dedikoduyu mahalle karıları yapar. Bu yapınca biyografi olur. İlber'le benim biz biyografi de olur. Ama çok üst düzey olursa çok leksikografi. Sizinki çok üst düzey. Meyziye dedik. Meyziye sen dedikodu yaparsın dedik. Biz biyografi. Meyzi Baran'a. Barana. Dedikoduyu sen yaparsın dedik. Senin gibiler biz biyografi yaparız. Peki şimdi oradan bir yere daha gelmek istiyorum. Demin söylediğimden Türklük de aşağılanır hale geldi. Yani hep ona vardır. Kimsenin hep vardır. Hep böyle. Vardır bilmiyor yani bilmiyor. Şimdi iki neden var. Bir tanesi bazıları hakikaten etnik olarak Türk olmayan biri olabilir. Bunun Türkiye'de ne rolü oluyor onu da bilmiyorum. Çünkü kimse kimseyi pek merak etmezdi bizde. Eskiden etmezdi. Şimdi, şimdi yeni, çok yeni o. Yani çok yeni bundan dolayı belki. Şimdi böyle bir şeyden dolayı bir... Yani peki tamam istediğini yapan başkasını da aşağılama. Yani kimse şimdi mesela bu bir... Kültürdür de aynı zamanda. Biraz belki başka ortamda yaşamak lazım. Yani hiçbir zaman Ukraynalı kendini Rus
addetmez doğru dürüst Ukraynalı. Etmez yani ama hiçbir zaman Ruslukla da fazla uğraşmaz. Yani ne bileyim kendi Şevçenkos'unu çok sever, hürmet edilmesini ister ama Puşkin'e de laf etmez yani. Bilmem kendi kusurunun şeyini örtmek için Rus'un kusurlarını abartmaz toplum olarak. Bunu görmek lazım yani bilmiyorum. Azerilerde de var aynı şey. Azerilerde de var aynı şey. Ben Azeriyim da Türk'üm demez. Türk'üm demiyor. Evet. Demez. Azeriyim da Nizami'yi... Hatta en son Şehriyar'ı şey yapar. Nizami'nin bir şeyi yok Türkçe, Azer Türkçe. Şehriyar'ı falan şey yapar ama yani bizim dediğime bilmem neyde laf etmezler. Gerçi bilmezler gerçi ama çünkü daha yüksekte oradaki. Yani o bir kültürdür. Şiirini, edebiyatını, eski metinlerini falan çok iyi tanımadığınız, tarihini tanımadığınız bir kitleyi her zaman küçümsersiniz. Yani ama o normal var, ama... Yani... Bunu içinde bulunduğuna yaparsan çok kötü. O şizofrenidir o. Çekerim çünkü cahil. Çok kötü yani. Kültürünü bilmiyor, tarihini, edebiyatını bilmiyor. 150-200 kelimeyle konuşuyor. Ve ya internette öyle şeyler var ki, ifadeler görüyorum ki, yarısı İngilizce ama bunu yapan İngilizce de bilmiyor. İngilizceleri de iyi değil. İngilizce yani de maalesef kötü. Çok kişinin İngilizcesi de iyi değil. Ve bilmediğin şeyi kötülersin budur. Başka çok bir şey olmak peşinde. İngilizce bilen Türkiye'de çok azdır. Azdır. Yani bilmediğin şey kötü lazım. Çünkü ulaşamıyorsun. Lazım. Kültürünü bilmiyorsun, şeyini bilmiyorsun ve bir utanma şeyi geliyor. Eski Türkiye'de mesela Fransızcayı daha iyi bilenler daha çoktur. Hala da vardır. Yani mesela İstanbul'da böyle bir çırpıda hani o zaman okuma yazması az, nüfusu az falan. Ama bir yerde insanlar o kadar iyi Osmanlıca dediğimiz bu eski Türkçeyi, edebiyatı falan biliyorlar ki öyle bir toplumda yabancı dil de daha iyi biliniyor. Yani çünkü muhit ona itiyor. Böyle bir çırpıda bir sürü insan vardı ki mükemmel Fransızca yazan. Bunları yazdıklarından görüyoruz. Mesela hiç tahmin eder misiniz? Ne muallim olmuş, ne üniversitede profesör olmuş Nazım Hikmet'in annesi Celile Hanım. Birkaç Fransızca mektubunu görmüştüm ben bunun. 70'li yıllarda. Semiha Berksoy'da falan metinler çevirmiş. Yani Fransızcası da mükemmel ama mükemmelin mükemmeli Türkçesi de öyle. O öyle oluyor işte. O zaman öyle oluyor ve Celile Hanım nihayet hiçbir şekilde ne memur ne muallim ne bir şey ne de doğru dürüst bir yerde çok şey yazmış biri. Yetişmiş sıradan eğitimli bir kadın yani. Yo resme meraklı, o resim yapıyor. Yani işiniz ne deyince de ressam diyordu herhalde. Böyleleri vardı ama çoktu bunlar. Yani az değil. Peki ne oldular bunlar hocam? Öldüler. Onlar bir vapura binip gittiler. Yeni gelen vapurlardan iyi hamule çıkmıyor. Bütün problem bu. Peki niye çıkmıyor? O soru. Mesela size 56, 55-56 yılına ait, o yazı ait bir plaj kavgası anlatayım. Yeşilyurt yeni kuruluyor. İşte orada o kooperatif derme çatma birkaç kabine yapmış. Pazar günü. İki hanımdan birisi gelmiş galiba birinin efektini yani pulu pırtıyı toplayıp öbürüne girmiş. Buraya kendininkini familye koymuş. Öbürü rahatsız oluyor. Böyle galiba benim hatırladığım işte boyalı sarışın demek 40-50 yaşlarında o zaman. Öbürü daha böyle balık eti çok genç bir hanım. Şimdi sigara içen soruyor, hanımefendi hangi sıfatla bu tanzimatı yapıyorsunuz diyor. Öbürü de diyor ki ben Muhtar Bey'in geliniyim diyor. Ha öyle mi efendim diyor, Muhtar Bey yakinin bir ahbabımdır. Bu gelinin yaptığından çok mahzun olacaktır duyarsa diyor. Hatta galiba dilhun dedi bilmiyorum böyle. Garip kelime. Sen mi babam duydun? Da bakmış. Ben de baktım ezberledim. Babam da bakıyor böyle. Ve eve gitti dedi ki böyle anneme, teyzeme, onun kuzenine. İki de Rus halka vardı o zaman. Bundan sonra böyle konuştu işte. Hiçbir başkentte böyle kavga olmaz dedi. Yani kadının biri diyor ki şıllık sen kim oluyorsun da orayı canın istediği gibi diyor. Sana ne ben falanım diyor. Ay senden öylesi olur mu diyor yani. Günümüzde kavga muhtemelen böyle olurdu ve bağıra bağıra yaparlardı. Bunu halbuki tea time yani çay içer gibi konuşuyorlar. Bu gitti. Bu kültür gitti. Ve o hanımların ikisinde yüksek tahsilli olduğunu zannetmiyorum. Canım, o zamanki Türkiye üniversiteleri her yere böyle. Eğitim de gitti yani.
Biz ikimiz de Atatürk'teniz. Atatürk'üzü. Yani Feyzi Abdullah da bizim edebiyatımız. Evet, benim okuduğum yer. Ben mesela yani size söyleyeyim geldiğim şey. Böyle kitapları vardı. Feyzi Abdullah'tan sayılır. Yani zorlarlardı insanı. Kötü şey, Türkçe konuşamazdınız. Hatta birisi çok kötü bir şey yapmış. Biz görmedik ama kemük diyormuş oğlan. Sen nerelisin falan yerli. Ta oradan buraya ağzında o kemikle nasıl geldin çocuğum değil mi yani? Feziye Hanım mı? Hayır. Bir gene o tip bir edebiyat hocası. Yalnız şey varmış. Sert insanlardı ama tabii böyle sançıyarak yaparlardı. Bu çok önemli bir yani şeydi. Cumhuriyet'in yani ilk yıllarına kadar İstanbul'u okumaya gelenler, şimdi Cağaloğlu'nda o Cevri Kalfa İlkokulu, bu vakıf şey yapıyor orayı. Orası lisanını, telaffuzunu düzeltme mektebiymiş. Yani bunu biz şimdi bir şey zannediyorlar. Bu bütün dünyada da var belki ama. Yani diyor ne diye? Ya İstanbul Türkçesi milli edebi dil. Sen İstanbullu oğul olma, kimsenin umurunda değil. Bu dil böyle yazılır ve böyle olur. Yani herkesin bir milli akademik dili vardır. Peki hocam yani Türk... Nereden geldiğiniz hiç mühim değil. Bu yayıldı. Mesela bakınız Osmanlı devrinde meşrutiyette falan gelen Türk münevverleri vardı. Kırım'dan gelmiş, Kazan'dan gelmiş falan. Ben mesela şeyinkini duymuştum çocukken. Cafer Seyit Ahmet Kırmer'in Türkçesini. Vallahi Türkçeydi o. Yani ben Kırımlıyım yok işte Tatarca konuşurum falan demiyor adam yani. Kırım münevveri yani başkente uydurmuş kendini. Ama bozuk konuşanlar vardı. Hayır o sonra. O çok siz sonra. Otur diyenleri ben siz otur eskine, diyene siz otur eskiden diyene. Yeri olmaz sen burada hiç oturma git derlerdi. Yani o peki hocam Türkçe değişti. Bu kadar iyiydi de niçin baktığınız zaman? Türkçenin iyi olduğunu kötü olduğunu söylemiyorum. Bizim dilimiz onun içine doğmuşuz. Yani herkesin esasen bir tane dili iyi olur. Bir sürü insan ikinci dili hiç öğrenemez. Yani kabiliyeti yoktur. Bir sürü insan da bir tanesini iyi konuşur. İkincisi hep zorlamadır. Yani bunun içine doğmuşuz. Bunu iyi konuşmak ve bu bize iyi öğretilmek zorunda. Böyle bir rezalet olmaz. Yani şiven neyse onu tut. Yok bilmem nasıl yazıyorsan öyle konuş. Nasıl konuşuyorsan öyle yaz. Olmaz. Konuşmayı yazmak bir dereceye kadar lazımdır. Suni bir zorlama olmaz ama bir yerde de yazı diliyle konuşma elbette ki aynı değildir. Ve bunu temin etmek zorundasınız. Bu yapılamıyordu. Bakınız o Atatürk milliyetçiliğinin bir ön tarafı o tiyatro. Çok önemli bir şey. Tiyatro çünkü bir dili eskiden hem şive olarak hem uslup olarak oturtur. Tiyatro Türkçesi, tiyatro Fransızcası, tiyatro Almancası değil mi? Ben mesela hatırlıyorum, görmedim çok uzun yıllar şey almadım haber ama İlyas Avcı vardı. Ankara'da Devlet Tiyatrosu'nun en düzgün diksiyonlularındandı bu. Yani bunu tavsiye ederlerdi. İlyas'ınkini dinleyin diye rejisörler falan bizlere. Ve İlyas Avcı Adanalı, Çukurovalı gelmiş aynen o Adana şivesiyle konservatuvara. Nasıl düzeltmişler? Düzeltmiş işte. Sabah kalkıp bağıra bağıra talim yaparmış çocuk. Yani genç o zaman. Ya bu çok önemli bir şeydir. Bu. Ama bu çok hızla bozuldu. Mesela ben Galatasaray'da okurken bizim hocaların hepsi ciddi edebiyatçılardı. Benden 9 sene sonra eşim okurken Türkçe'yi aksanlı konuşan, şiveli konuşan öğretmenleri vardı. İşte olmaz o. Yani öğretmenin düzeltmesi Fadi, lazım. Birkaç ayda öğretmen yetiştirdiler o eğitim tabii enstitüsü. 3 ayda çıkardılar. Tabii, ayda eğitim enstitüsü olmaz. Eskiden şey olmaz. Şeydi hatta ben komik bir olay hatırlıyorum. Annem diyordu onu tabii. İşte bu Gazi Eğitim Enstitüsü daha güzel böyle konuşmaya falan, aksana, diksiyona önem veriyor. Fakültede fazla gramer ve edebiyat tarihi yapıyoruz diye. Yani bütün dallar diye konuşuyor. Herhalde onu küçük kız kardeşim aynen kapmış. Gitmiş filolojide okuyan bir kıza trendi. Sizin orada daha çok hep gramer, hep edebiyat yapıyorlar. Gazi Eğitim'inki iyi demiş. Sonra o Gazi Eğitim'den 3 ayda hoca çıkardılar. Olur, maşallah biliyoruz kimlerin olduğunu. Ve battı o iş yani o olmadı. Yani. Peki buna şeyin de fonksiyonu yok mu? Yani bu dilin özellikle işte
hem Selçuklu hem Osmanlı döneminde baktığınız zaman Türklerin bir yandan İran üzerinden, hatta Hindistan ve İran üzerinden, bir yandan Arap Yarımadası üzerinden, yani bir kısım Mısır, bir kısım Bağdat üzerinden gelmesiyle Türkçenin, Osmanlı'da ve Selçuklu'da Türkçenin, Türkçeden daha egemen dilin Farsça olmasının veya bir miktar da Arapça şey olmasının... Öyle bir şey yoktu. Her dilde vardır karışım, egemen dil. İngilizce'de de var, bugün Latincesi de var, Grekçesi de var. İçin. Latince şey bilmezsen, şimdi... atarsan İngilizce, denediler şey İngilizler, olmaz. Biz değiliz. Denediler İngilizler. Yani siz çok zaten Latin grameriyle İngilizce konuşuyordunuz. Onun İngilizcesinde çok iyi olduğuna inanan bazı arkadaşlarımız gidin doğru düz İngilizce öğrendi öyle konuşun deyince biz git Latince öğrendik. Bir kere tabii Latince ayrı strüktürlü şimdi, bir dil, öbürü ayrı ama... Şimdi biz de hep, efendim hep söylüyorum her vesileyle, biz de yanlış anlaşılır, yanlış bilinir ve kasıtlı da bazı çevreler tarafından kasıtlı olarak bu pompalanmıştır. Efendim Osmanlı Türk değildi, dili de Osmanlıcaydı, Türkçe değildi. Yahu bu konuştuğumuz değil, bu var, yani? Buna bana hala okuyucu maili geliyor. Ve abuk sabuk şeyler, mesela 1915 olayları Osmanlı'nın işiydi, biz Osmanlı'yla alakası Duda'nın, yok diyorlar. Herbert Duda'nın bir şeyi vardır, Avusturyalı Türkolog. Yani saçma bir şey, Osmanlı Türkçesi, Habsburg Almancası var mı diyordu. Ama Habsburg Almancası bu mantıkla var yani. Mesela şeyde 13. arrondismanda, Schönbrunn'da falan. Hakikaten insanların daha böyle bir Fransızca karışımlı. Hatta aksanı Klingen derler onlar, tınlayan. Ama o bizde yoktu. Garip bir dili vardı. Yani ama yani bizim böyle bu bir konuştuğumuz şey dil, işte. Şu konuştuğumuz dil Osmanlıcadır. Osmanlıca. Evet. Resmi adıdır Osmanlı. Sokaklarda insanlar bunu konuşuyorlar zaten. Yani padişah zannediyor musun ki sarayda kız var diye o Arapça falsa söylemiyor. Evet. Şimdi şeye bakarsanız mesela arşivde bir ferman. Evet. Bir ferman dünya kadar yerden geçiyor. Önce yazıyorlar şöyle olacak diye, bildiğimiz bu Türkçe. İşte herif geldi, işte edebiyle otursun söyleyin şey yapmasın. Sonra bu müsveddelerden, işte mübeyize gidiyor. Ondan sonra bir emperyal dil olarak Tuğrası ile şeyle işte iftiharül emacit vel ekarim afanhu inayikü melikü daim diye başlıyor. İşte ne bileyim dergahı muhalla kapucu başarı bilmem ne hüküm diye gidiyor. Ama başta normal şey bu, resmi hale gelmiş şeklidir. Ama konuşurken hiçbiri böyle konuşmuyor. Tepesi şey yaptığı vakit işte validesinin hatını sorarken bugün nasıl soruyorsa öyle aynı soruyor. Şeyde çok güzel vardır. Daha sadeleşiyor. Mesela Cevdet Paşa'da çok güzel bir bahis vardır. Zaten öyle gidiyor yani. Bilirsin şeyde Sultan Mecid bir ara o mali kriz sırasında Babali'yi basmış. Diyor ki tavrı nerimane ile diyor binek taşından indi diyor. Efendimiz diyor bütün hükümetin toplandığı şeye girmiş salona, damatlar falan da var orada. Bu boynuzlu heriflerin harekatı namusuma dokunuyor artık diyor. Hepinizi bilmem ne ettiririm diyor, aklınızı başınızı. Şey, tezakide veya şeydir, maruzattadır. Maruzat. Bütün detayıyla. Bu dili konuşuyorlar. Maruzat başka bir şey yok. Daha böyle şey gibi hatırat, memuat. Maruzat gibi. Özet yani Sultanahmet herhalde tezakiri okumaya sıkıldı, özetini çıkart demiş. Yani o harika bir dedikodu kitabıdır. Cevdet Paşa'nın kitabı. Ne dedikodular? Mesela şey diyor. Neler var? Şimdi aynı padişahın ifadesi. Sultanlar çok masraf etmişler kızları. Ve diyor ki bunlar diyor 40 bin kuruşluk mal alırdı. Fakat senet imzalarken 200 bin kuruş imzalardı. Üstüne de 50 bin kuruş alırdı diyor. Adamın kazancı 150 bin, 100 küsur bin kuruş. Hesap bilmezlerdi diyor. Şimdi bunu haber almış padişah. Babali'yi basmış, geceleri mehtapta gezen kızım yoktu benim. Bu karılardan illallah diyor. Aynen böyle. Zaten ölürken de karılar da kızlar bitirdi beni diyor. Bu hale getirdi diyor. Erken ölmüş çünkü 30 küsur yaşında. Ya yani dille hiçbir fark yoktur. Aynı şeydir. Resmi değil başka bir şeydir. Ha bugün ne oldu? Çünkü gençlik maalesef çok büyük çoğunluğu okumuyor, düşünmüyor, şey yapmıyor. En kolayına kaçıyor. İşte zaten 150-200 kelime dediğim gibi konuştuğu. Onun da yarısı bir abuk sabuk İngilizce şimdi. İngilizce de bilmiyorlar. İnternet çıktı, o da kötü. O falan kötü. Bir de şimdi kısaltmalar falan çıktı. O da kötü var. İngilizce, çok kötü İngilizce o da. Fakat yani. Şey, bilmediği şeye insan düşman olur. İşte geçenlerde İlber anlatıyor, bir gazeteci hanım gitmiş, Türk olmaktan utanıyorum demiş. Söylüyordu böyle ya. Böyle söyleyenler var. Var mesela bir var. Etnik grup Türk olmak ağrımıza gidiyor. Evet. Peki gidiyorsa ağrınıza şey. O zaman...
doğruyu söyleyin, ifade edin. Etnik milliyetçilik ayrı bir şey. Etnik milliyetçilerin başlıca Türk'ün şartı dillerini öğrenmektir. Başkasına düşman olmak. Ama bir Türk'ün de kalkıp bir Türk olmaktan şey... Ya Fransa'da duyabiliyor musun? Ben Fransız olmaktan utanıyorum hiç diye birisi. Hiç demez. Çok hiç az. Yani hükümeti eleştirirsin Amerika'da bile. Yönetimi şey yaparsın ama... Şimdi, yani cehalettim. Voltaire Fransa'nın idaresini çok eleştirdi ama Fransız medeniyeti zirvedir yani onun için.